Nijerya'dan Güney Afrika'ya doğru yola çıkan Mozart isimli Türk konteyner gemisi Gine Körfezi açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. Şimdi bu konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'ten alacağız. Çağdaş. Dün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan geminin dördüncü kaptanı Furkan Yaren'le yeni bir telefon görüşmesi yaptı ve bu telefon görüşmesinde mürettebata geçmiş olsun dileklerini iletti. Son sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan kaçırılan 15 kişilik mürettebatın da bulunması için yoğun bir çalışmanın olduğunu belirtti. Hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız gün Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir takım açıklamaları vardı. Çavuşoğlu koordineli bir şekilde 15 kişilik mürettebatın bulunması için çalışma yapıldığını belirtti. Ancak henüz korsanlar tarafından bir geri dönüş sağlanamadı dedi. Türkiye, Nijerya dahil çevre ülkelerdeki büyük elçilikleri harekete geçirmiş durumda. Kısacası 15 kişilik mürettebatın bulunması için artık bir seferberlik ilan edildi. Tabii aslında bizler şu an Türk gemisine ait olan firmanın önündeyiz ve burada yaklaşık aslında dakikalar öncesinde firma yetkilileriyle görüştük ve onlar saat 14 gibi online bir basın açıklaması olacağını belirttiler. Bu basın açıklamasını da takibinde olacağız. Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Peki şu an 15 kişilik mürettebat nerede? Henüz yetkililer tarafından bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak tabii korsanlar aslında Türk gemisinin yanına hız botuyla, deniz botuyla geldiler ve 15 kişilik mürettebatı o deniz botuna alıp bilinmeze doğru gittiler. Şu an henüz yetkililerle bir irtibat sağlanmış değil. Yani korsanlar ve Türk yetkililerle bir iletişim sağlanmış değil. İlerleyen saatlerde, belki de ilerleyen günlerde bu konuya dair de bir gelişme elbette olacaktır. Son olarak şunu da belirtelim. Aslında geçtiğimiz yıl küresel bazda denizde kaçırma olaylarının %73'ü, rehin alma olaylarının ise %92'si Gine Körfezi'nde gerçekleşti. Yani Türk gemisinin saldırıya uğradığı lokasyon oldukça tehlikeli bir lokasyon. Ve aslında bu sayısal veriler de bunu kanıtlar nitelikte. Belirttiğim gibi bizler şu an o Türk gemisine ait olan acentenin önündeyiz. Bu noktada tabii aslında mürettebatın yakınları da dün gelmişti. Firma yetkililerinden bilgiler almıştı. Bugün de gün içerisinde bir hareketlilik olursa onu da paylaşmayı sürdüreceğimizi ifade edelim. Ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Çağdaş Evren Şenliğe çok teşekkür ediyoruz. Yine bu konuyla ilgili korsanların kaçırdığı 15 gemiciyle ilgili de Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu biraz önce önemli bir açıklama yaptı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi.